Samimi analizden herkese merhaba değerli izleyenler. İlk olarak İzmir, ardından Düzce depremi panik yarattı ve Büyük Marmara depremi ile ilgili endişeleri arttırdı. Konunun detaylarını uzman isimden dinleyeceğiz. Profesör Doktor Bülent Oruç konuğumuz. Hoş geldiniz Bülent Bey. Davetinize ben teşekkür ediyorum Asıl. Sağ olasın. Yani Düzce depremleri somut bir giriş yapmama izin verirseniz aslında şaşırtıyor bizi. İki türlü şaşırtıyor. Onu hemen paylaşmak isterim sevgili izleyenlerimizle. 17 Ağustos depreminden sonra yani Kuzey Anadolu fay zonunun sürekli batıya doğru stresi transfer eden özelliği gözlediğimizde aslında bunun yine Marmara Denizi içerisinde yani Gölcük depreminden sonra Marmara Denizi içerisindeki fayları harekete geçirebileceği ve burayla ilgili tehlikenin büyüdüğüne yönelik olarak yaygın bir görüşümüz vardı. Ancak bu sefer batıya doğru değil tam tersi doğuya doğru giderek Düzce'deki malum 12 Kasım 1999 yıkıcı depremine yol açtı. Yani şaşırtıcı demek aslında pek de doğru değil. Aslında yerkürenin dinamiklerine baktığımız zaman gerilmenin nerede biriktiğini ve enerjinin hangi boyutlarda biriktiğini tam olarak gözlemleyemediğimiz için yani gerçek dünya ortamında bunu gözlemleyemediğimiz için ancak bir takım matematiksel modellerle ortaya koyabildiğimiz için aslında normal karşılamak lazım ama sürekli batıya transfer edilen bir stresin Marmara Denizi içerisinde olmasını beklerken Düzce'ye gitmesini biraz bu açıdan aslında şaşırtıcı bulduğumuzu söylemeye çalışıyorum. Bir taraftan da Düzce özelinde bakarsak, çünkü güncel depremimiz Düzce olduğu için biraz oraya odaklaşarak yanıt vermek isterim sorunuza. Şimdi aslında 1957'de Bolu, Mudurnu'da ve tekrar 1967'de Adapazarı depremi olarak bilinir ama Mudurnu Vadisi depremidir o da. 1967 depremi ve daha sonra 12 Kasım 1999 depremi ve daha yakın zamanda meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem aslında aynı deformasyon bölgesi içerisinde meydana gelmiş yıkıcı ve güçlü depremler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar aslında jeolojik zaman ölçeğine baktığımız zaman ya yani depremlerin tekrarlama özelliklerine baktığımız zaman Kuzey Anadolu fay zonu konuları için bu kadar sık bir depremin yıkıcı büyüklükteki depremlerin aynı deformasyon bölgesinde kümelenmiş olması da ayrıca ilginç ve şaşırtıcı geliyor bize. Çünkü sizin de aslında bildiğiniz bir konu hani bir yerde gerilme boşaldıktan sonra bir süre olmamasını beklersiniz. Ama 57, 67, 99 ve 2022 bu kadar kısa sürelerle bu kadar deforme olup bu kadar yıkıcı deprem üretmesi hakikaten Düzce özelinde dikkate alınması gereken bir konu olarak duruyor. Kuzey Ege Denizi'ne kadar uzanan büyük bir deformasyon kuşağı. Son derece hareketli, son derece yıkıcı deprem üretme özelliği var ve son derece tehlikeli. Baktığımız zaman şimdi bu fay zonu böyle hafif bir yay çizerek Karadeniz'e böyle bir paralel şeklinde, kıyılara paralel şeklinde hafif bir yay çizerek Bolu'da Çaydok diye bir köy var. O köye kadar işte kollarla bir zon şeklinde gelişerek geliyor. Ama Bolu'daki o Çaydok köyünden itibaren ilginç bir şekilde sıçrama yapıyor. Bir kuzeyden bir de güneyden şöyle. Sıçrama yaptığı yani sağ yanal doğrultu atımından faylanmayla birlikte sıçrama yaptığı bölgenin ortasında, merkezinde bir dağ yükseliyor. O dağın adı Almacık Dağı ya da Almacık Bloğu'dur. Yani orada sıkışma gerilmesi de hakim olduğu için dağ yükseliyor. Yani bir yandan sağ yanal doğrultu atımlı faylar, bir yandan da dağı yükselten bir mekanizma. Peki o zaman bakın sıçradı geldi ne oldu daha sonra dağdan sonra nereye geliyor? Akyazı'ya geliyor. Akyazı'da bu sıçrayan kollar tekrar birleşiyor. Akyazı'dan sonra bu sefer kuzeyden güneyden tekrar dallanıyor. İlginç. Yani bir yandan sıçramalı, bir yandan birleşmeli, bir yandan tekrar sıçramalı. Böyle bir örüntü. Yani örgü örseniz herhalde onu takip edersiniz tabiri caizse. Ha bu arada Düzce için, Düzce aynı zamanda bir ova üzerinde kuruldu biliyorsunuz. Ovalar da açılma bölgeleridir. Yani teknik olarak açılmayla gelişen bölgelerdir. Ha, bir taraftan doğrultu atım, bir taraftan sıkışma gerilmesi, bir taraftan açılma tektoniği. Bakın bu kadar karmaşık tektonik yapı içerisinde bölgenin bu kadar deforme olmasını artık hani normal karşılayalım. Ama depremlerin bu kadar sık aralıklarda olması hani şunu gösteriyor. Demek ki buradaki deformasyon süreçleri, yer kabuğunun deformasyon süreçleri o kadar etkin ki Ceylin Hanım, o kadar etkin ki o kadar çok gerilme, yani yamulma, özür dilerim düzeltiyorum, yamulma enerjisi. Yani bir yerde stres transfer edilir.
O stres orada birikir. Daha sonra o strese karşı yer kabuğu tepki gösterir. Yani hemen öyle pat diye kırılmaz. Yani kabuğun bir elastik özellikleri var. Önce bu tektonik kuvvetlere karşı bir direnç gösterir. Gösterir, gösterir, gösterir ama öyle bir noktaya gelir ki artık elastik özelliğini kaybeder ve yenilir. Yenildiği zaman kırılır. Kırıldıktan sonra faylanma oluşur. Daha sonradan da biz bunları biriken enerjinin boşalması şeklinde yani sarsıntılar biçiminde hissederiz. Ama ilginç bir konu da şu. Peki hocam, yakın tarihte Düzce'de olası yeni bir deprem bekliyor musunuz? Tabii ki öngörüyorum Ceylin Hanım. Çünkü öngörmemek mümkün mü? Yani sadece orası mı? Kuzey Anadolu fay zonu üzerinde herhangi bir bölge. Doğu Anadolu fay zonu üzerinde benzer şekilde ki Ege bölgesindeki açılma rejimini ve tabii Akdeniz'deki daha ne diyeyim o kadar aslında yani baktığımız zaman yer bilimleri açısından muhteşem bir doğal laboratuvar özelliğinde bizim Türkiye'miz, Türkiye'mizin bulunduğu coğrafya. Ha bu bizi aslında tabii ki rahatsız eden bir unsur. Rahatsızlığımız bizim depreme hazır, yeterince hazır olmamamızdan kaynaklanıyor. Yoksa bu dinamik süreçler bizim, bakın farklı bir şey söyleyeceğim, toprağımızı bereketli yapıyor. Yeraltı kaynakları ile ilgili onlara ulaşma konusunda bir takım süreçler gelişiyor. Bir yandan hani Akdeniz'de bakıyorsunuz petrol ve doğalgaza yönelik olarak birikimler var. Karadeniz keza aynı şekilde. Yani bunlara baktığınızda bu yeraltı zenginlikleri ve toprağın zenginliği ve bu güzelim coğrafyanın gelişmesinde bu fayların, tektonik hareketlerin mutlaka mutlaka önemi var. Çünkü bizim sadece söylediğimiz şudur. Yer kabuğu üzerine düşeni zaten yapıyor. Çünkü ona bahşedilen bir takım şeylerle ne kadar hareket etmesi gerekiyorsa o kadar hareket ediyor. Ama bizim insanoğlu olarak bu bilgiye ulaşıp, bu bilgiyi kullanıp bizim bunun zararlarına karşı önlem almaktan başka çaremiz olmuyor. Ama ben de yani hep söylüyorum, kadere inanan bir insan olarak aslında kaderciliği reddediyorum. Yani tedbir almamız gerekiyor. Bakın Düzce'de harika işler oldu, size söyleyeyim Ceylin Hanım. Harika yani. Yani belediye başkanının açıklamalarını okuyorum. Belki siz de okumuşsunuzdur. Düzce'deki binaların %80'i, bakın %80'i kentsel dönüşüme uğramış. Depreme dayanıklı yapı stoğu kullanmışlar. Binalarını çok yükseltmemişler. Çünkü gevşek zemin üzerinde kurulu bir şehrimiz Düzce. Zannediyorum 3 veya 4 katlı olması lazım. 5 yok bildiğim kadarıyla. Zeminin emniyette taşıma gücü ne kadar el veriyorsa o kadar binalarını dikmişler. Dolayısıyla jeoloji, jeofizik, zemin dinamikleri bunlara dikkate alarak ve depreme dayanıklı yapı stoğu kullanarak ve deprem yönetmeliğine uygun olarak binalarını inşa ettiklerinde 6 büyüklüğündeki bir depremde bile sadece notlarıma bakıyorum 181 bina hasar görüyor Ceylin Hanım. Ağır hasar alıyor. 181 iyi bir rakam, keşke o da olmasaydı da iyi bir rakam. Ama hemen insanın aklına şöyle geliyor. Acaba bu 6 büyüklüğündeki bir deprem, bu kentsel dönüşüm süreci olmasaydı nasıl bir yıkıma yol açardı? 12 Kasım 99 Düzce depremindeki yıkım kadar olmasa da ona yakın bir yıkımla karşılaşır ve maalesef çok daha fazla ölümlerle karşılaşabilirdik. Sadece iki vatandaşın hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Tabi bu da üzücü. Onları da Allah'tan rahmet dileyelim. Diğer taraftan 93 tane yaralı var. Bunlar iyi şeyler. Ama bizim tabii bunları övelim, söyleyelim, teşvik edelim. Hani %80 dedik ya, bunu %100'e çıkarmalarını isteyelim. Hani hatta bunu bütün şehirlerimiz için, tabii ben Kocaeli'de yaşayan bir insan olarak Düzce'yi örnek alsın isteyelim. İsteyelim de bir taraftan da hala daha almamız gereken yollar var Ceylin Hanım. Onun başında aslında afete dirençli toplum inşa etme var. Afete dirençlilik, yani afete dirençliliği sadece binalar bazında ele almamak gerekir. Afete dirençli toplum demek, afete dirençli insan inşa etmek demektir. Bakın tabiri caizse. Bizim deprem sırasındaki davranış tepkilerini yeniden sorgulamamız gerekiyor. Bu davranış tepkileri içerisinde en önemli şey, hani yakın zamanda çök kapan tutun uygulamaları yapıldı bütün Türkiye'de. Tatbikatları yapıldı. Güzeldi, devamı gelmeli. Bunu tatbikatlarda uyguluyoruz ama deprem sırasında ya insanız ya, hani bazı bir anda işte akıl gidiyor, duygular öne çıkıyor. Onu da unutuyoruz. Demek ki bunlar daha da sıklaşırsa sanırım bu deprem anında insanların daha doğru davranış sergilemeleri mümkün olacak. Çünkü oradaki hayatını kaybeden vatandaşların biraz bu panikle kaybettiğine yönelik bilgiler aldık. Ha bir taraftan da mesela resimler geliyor. Çok fazla işte yapısal olmayan elemanlar Ceylin Hanım. Bina evlerdeki yapısal olmayan elemanlar. İşte gardıroptur,
işte nedir buzdolabıdır veya işte nedir büyük şeyler fortmanto mu diyelim işte onlar ya da işte yukarıda aşağıdaki gözlerde bulunması gerekirken yukarıda bulunan ağır eşyalar işte tencereler, tabaklar, bilmem ne yerlerde sürün yani onları gördük. Hani ben bunlar tabii detay gibi duruyor ama bir taraftan da hani buralara da el atarsak ve çok kapan tutunuz da davranırsak inanır mısınız Japonya'nın yani 7 büyüklüğündeki depremlerinde hiç can kaybı olmuyor ya, yapılarda da hasar olmuyor ya, oraya doğru gidebiliriz ama sağlam adımlar atmalıyız. Özellikle bunu size ifade etmek isterim. Önlem alınması gerektiğini vurguladınız. Aslında Düzce'de alınan önlemler sayesinde can kaybının az olduğunu da belirttiniz. Yakın geçmişte İzmir'de ne yazık ki çok daha fazla can kaybı yaşandı. Yeterli önlemin alınmadığını gördük. Şimdi beklenen Büyük Marmara depremi ile ilgili İstanbul'da da büyük endişeler var. Sizce yeterli önlemler alınıyor mu? Neler yapılmalı? Adımlar atılıyor. Bunun hakkını vermek lazım. Adımlar atılıyor fakat bu adımların daha hızlanması gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. İzmir örneğini vermeniz doğru oldu, güzel oldu. Yani özellikle İzmir'deki, yani Sisan meydana gelen depremin bu kadar uzaktaki bir şehrimizde ölümlere, yıkıntılara yol açması, özellikle bütün şehirlerimizde Düzce'ye benzer türden adımların atılması gerektiğini ortaya çıkardı. Hani bunu teknik olarak da ifade etmeye çalıştık. İşte 17 Ağustos depremi ortada, aslında yakın zamanda, daha 23 sene bir şey değil, yani yakın zamanda olmuş bir depremin batıya doğru gerilme transferinden her zaman bahsediyoruz. Oradaki benim kişisel görüşüm Adalar Kolu üzerinde gerilmenin biriktiği. Bütün bu bilgilerden hareketle Marmara Denizi içerisinde mutlaka yıkıcı bir depremin olacağını söylüyoruz. Ama zaman ve büyüklük olarak bir şey söylememiz maalesef mümkün değil. Sadece bir takım kestirimsel bilgilerle konuşmak durumundayız. Bunları da söyleyebilirim. Olasılıksal tehlike analizi kapsamında ama zamanınızı çok fazla almak istemem. İRAP denen bir süreç var. İRAP İl risk azaltma planlaması demektir Ceylin Hanım. İRAP aslında TARAP'ı, yani Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nın bir tamamlayıcısıdır. Yani şehir bazında tamamlayıcısıdır. Son derece önemlidir. TARAP Türkiye, yani ülke bazında risk azaltma planlaması güzel bir şey ama bunu yerele indirmek çok daha doğru. Çok daha detay bilgiler çıkıyor çünkü. O yüzden İRAP'ın bütün illerin risk azaltma planlama süreçlerinin devam ediyor şu anda. Ben de Kocaeli'nin il risk azaltma planlama sürecinde akademik destek kurulu olarak o raporun çıkmasında naçizane katkım oldu. Kocaeli Valiliği'nde epey toplantılar oldu. O da yetmedi. İzleme ve değerlendirme komisyonu üyesi olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Bunun amacı şu, bütün kurumlar yani bu afetle sonuçlanabilecek türden şeylerle karşılaşacak olan bütün kurumlar ev ödevlerini yapmak zorundalar. Bakın bu net. Yani bunu özellikle karar vericiler dikkatlice izliyor. Ben de tabii görüşlerimi ifade ediyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden tutun, Devlet Su İşleri'nden tutun, itfaiyeden tutun. Aslında değerli bürokratlar var. Çalışıyorlar. Hakikaten haklarını vermek gerekir. Ama özellikle birkaç sorun var. Onu da burada hemen dile getirmeme izin verin. Kurumlar arası işbirliğini biraz zayıf buluyorum. Onu da güçlendirebilirsek, daha hızlı hareket edebilirsek, bizim artık bir deprem ülkesi olacağız. Zaten öyleyiz. Deprem ülkesi olmamak mümkün mü? Biraz önce anlatmaya çalıştım. Ama afet ülkesi olmaktan artık çıkma yollarını aramalıyız ki arıyoruz da hızlanarak bu işe devam etmemiz gerektiğini ifade etmek istedim. Bütün bu bilgilerden hareketle Marmara Denizi içerisinde mutlaka yıkıcı bir depremin olacağını söylüyoruz. Ama zaman ve büyüklük olarak bir şey söylememiz maalesef mümkün değil. Sadece bir takım kestirimsel bilgilerle konuşmak durumundayız. Bunları da söyleyebilirim. Olasılıksal tehlike analizi kapsamında ama zamanınızı çok fazla almak istemem. İRAP denen bir süreç var. İRAP, il risk azaltma planlaması demektir Ceylin Hanım. İRAP aslında TARAP'ı, yani Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nın bir tamamlayıcısıdır. Yani şehir bazında tamamlayıcısıdır. Son derece önemlidir. TARAP Türkiye yani ülke bazında risk azaltma planlaması güzel bir şey ama bunu yerele indirmek çok daha doğru. Çok daha detay bilgiler çıkıyor çünkü. O yüzden İRAP'ın bütün illerin risk azaltma planlama süreçlerinin devam ediyor şu anda. Ben de Kocaeli'nin il risk azaltma planlama sürecinde akademik destek kurulu olarak o raporun çıkmasında naçizane katkım oldu. Kocaeli Valiliği'nde epey toplantılar oldu. O da yetmedi. İzleme ve değerlendirme komisyonu üyesi olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Bunun amacı şu, bütün kurumlar, yani bu afetle sonuçlanabilecek türden
şeylerle karşılaşacak olan bütün kurumlar ev ödevlerini yapmak zorundalar. Bakın bu net. Yani bunu özellikle karar vericiler dikkatlice izliyor. Ben de tabii görüşlerimi ifade ediyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden tutun, Devlet Su İşleri'nden tutun, itfaiyeden tutun. Aslında değerli bürokratlar var. Çalışıyorlar. Hakikaten haklarını vermek gerekir. Ama özellikle birkaç sorun var. Onu da burada hemen dile getirmeme izin verin. Kurumlar arası işbirliğini biraz zayıf buluyorum. Onu da güçlendirebilirsek, daha hızlı hareket edebilirsek bizim artık bir deprem ülkesi olacağız. Zaten öyleyiz. Deprem ülkesi olmamak mümkün mü? Biraz önce anlatmaya çalıştım. Ama afet ülkesi olmaktan artık çıkma yollarını aramalıyız ki arıyoruz da hızlanarak bu işe devam etmemiz gerektiğini ifade etmek istedim. Profesör Doktor Bülent Oruç konuğumuzdu. Samimi analizin bugünlük sonuna geldik.